Evet arkadaşlar, şimdi Yalan dizisi 7. bölümde neler olacaktır onu konuşalım. Bir türlü yüzü gülmeyen Melike'nin 6. bölümün sonunda yine başına bir olay geldi. Beryn'le yaşanan kargaşada Beryn'in bıçağı kendine saplaması ve bu olayı Duru'nun görüp yanlış anlaması, bıçağın ise Melike'nin elinde kalması Melike'nin başına bayağı bir olay atacaktır. Ancak Melike hapishaneye düşecek mi derseniz, ilk olarak bunu söyleyelim ki Melike hapishaneye girecektir ancak orada uzun süre kalmayacaktır. Kim olduğu daha belli olmasa da benim düşünceme göre Hazal Beryn'i tehdit ederek Melike'nin içeriden kurtulmasını, Beryn'den şikayetçi olmamasını isteyecektir. Beryn ise bunu zorunlu bir şekilde yapmaya mecbur olacaktır. Ancak Duru'yla Melike'nin arası bir süre bozuk olacaktır. Duru Melike'den kaçacaktır. Beryn ise Melike'nin gerçekleri anlatmaması için elinden geleni yapacak. Melike'ni susturmaya çalışacaktır ancak bunu beceremeyecek. Melike ile anlaşma yapmak zorunda kalacaktır. Melike de kızının iyiliği için ve zorunlu kaldığı için bir süre gerçekleri anlatamayacaktır. Bildiğiniz gibi Kerim, Doru, Hazal üssüz arasında garip bir olay yaşanıyor. Kerim abisinin suçsuz olduğunu kanıtlamak için girdiği Aksoylar şirketinde Duru'ya aşık oldu. Duru da artık Kerem'den hoşlandığını itiraf etmiştir. Ancak Kerim'in babası ve annesi bu duruma karşıdır. Duru'yla birlikte olmasını istememektedir. Bir taraftan da Hazal'ın babaannesi olan Zehra, Hazal'la Kerim'in arasını yapmak için elinden geleni yapıyordur. 6. bölümde de göründüğü gibi Kerim'le Hazal yemekte olarken Duru onların yanına geliyor. Duru'nun asıl düşüncesi Kerem'e gerçekleri anlatmak, ondan hoşlandığını itiraf etmekti. Ancak Hazal'la Kerem'in bir masada yemek yediklerini gördükten sonra bundan vazgeçecek ve geri dönecektir. Kerim'le Duru da bir süre birbirlerine kavuşamayacaktır. Kerim babasının hatırına bir süre Hazal'la konuşmak zorunda kalacaktır. Ancak yine de Kerem'le Hazal arasında büyük bir şey olmayacak, aşk yaranmayacaktır. Kerim yeniden Duru'ya dönecektir. Tabii bu sırada Kerim abisinin suçsuzluğunu kanıtlamak yolundan vazgeçmeyecektir ve bu yolda elinden geleni yapacaktır. Haluk ise artık ciddi her şeyden, herkesten şüphelenmeye başlamıştır. Kerim'den de şüpheleniyor ve Beryn'den de şüpheleniyor. Bu yüzden de gerçeklerin peşine düşecektir. 6. bölümde de Haluk'un tehlikeli yüzünü herkes gördü. Ve Haluk da bu şüphelerin peşine düşerek gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışacaktır. Zengiz ile Hülya da kaçırıldıktan sonra daha çok korkacaktır. Ve Beryn ile yeniden iş planı yaparak Melike'den kurtulmaya çalışacaklar. Ancak bunu başaramayacaklardır. Melike'nin annesi de yavaş yavaş konuşmaya başlayacaktır. Ve konuştuktan sonra tüm gerçekleri o da Melike'ye söyleyecektir. Tabii Hazal da Melike'ye oldukça büyük yardımlar edecektir. Ancak ne kadar yardım etse de onu sevse de ona gerçekleri söylemeyecektir. Ondan ayrılmak istemediği için onu kendi yanında tutmaya çalışacaktır. Melike de bir süre Hazal'ın gerçekleri bildiğini öğrenemeyecek, ona kendi kızı gibi davranmak zorunda kalacaktır. Tüm bu olaylar yaşanırken Kadir ile Melike'nin arası da gittikçe düzelmeye başlayacak, onlar arasında büyük aşk yaranacaktır. Kadir ne kadar da karısından boşanmak istese de karısı bunu istemeyecektir ve 6. bölümde bir ayrıntıda da duyduğumuz gibi Kadir annesine Seher'den boşanmak istediğini söylüyor. Annesi ise bunun olmayacağını söyledi. Zaman Kadir ne olacağını, Seher'in ailesinin üzerlerine salacaklarını mı söylüyor ve buradan da anladığımız gibi Seher'in ailesi varlıklı ve tehlikeli bir ailedir. Kadir ise Seher'e boşanmak istediğini söylediği zaman Seher ailesine söyleyecektir bu durumu ve Kadir'le Seher'in ailesi arasında bir kargaşa yaşanacaktır. Bu kargaşada Kadir'in başına bir olay gelebilir. O zaman ise Melike Kadir aşkı daha da alevlenecektir. Tabii ki Seher 6. bölümde söylediği gibi boşanmayı kabul etmiyor ve sonuna kadar direnmeye çalışacaktır. Ancak bu Melike Kadir aşkın yaranmasına mani olamayacaktır. Bir taraftan da izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri Melike'nin hangi işi yapacağıdır. Bildiğiniz gibi Melike hem terzilikte çok başarılıdır hem de hapisteyken hukuk fakültesini kazanmıştır. Peki Melike bu işlerden hangisini yapacak derseniz benim düşünceme göre Melike henüz bir süre terzilik yapıp durumunu iyiye getirdikten sonra kocasının katillerini bulmak için hukuk fakültesini tamamlayacaktır ve çok iyi bir şekilde avukat olacaktır. Ve tüm olayları kendi çözecektir.